Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler, programımıza hoş geldiniz. Dün Şampiyonlar Ligi'nde çekişmeli iki tane maç vardı. Onlardan bir tanesinde Manchester City Leipzig'e tam 7 gol attı. Haaland ise 5 gol attı ve Lionel Messi'ye ait olan Şampiyonlar Ligi bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atma rekorunu egal etti. Kırmadı ama egal etti. Sanırım Luis Suarez'in de bir 5 golü var Şampiyonlar Ligi'nde. Böylece Haaland rüştünü bir kez daha ispatlamış oldu. Diğer maçta ise Porto son dakikalarında çok pozisyon yakaladığı Inter'e karşı 0-0 berabere kaldı. Dragado Portekiz'de ilk maçta İtalya'da 1-0 mağlup olduğu için tura veda etti. Çeyrek finalistler Manchester City ve Inter oldu bu sonuçlarla birlikte. Bütün bunları konuşacağız. Avrupa'daki temsilcilerimizle ilgili son bilgileri sizlerle paylaşacağız. Saat 16 itibariyle de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir basın toplantısı düzenleyecek ve biz de bu basın toplantısının bütün ayrıntılarını Radyo Spor'da yayınlayacağız. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağoğlu aday olacak mı, bu sorunun yanıtını arayacağız. Programımızın ilk bölümünde telefon hattımızda Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü sevgili Nihat Erence var. Nihat abi hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Özgürcüğüm, iyi yayınlar diliyorum. İyisiniz umarım. Selam. İyidir, Trabzon'dan da bütün dinleyenlere selamlar olsun. Ben de selam gönderiyorum Trabzon'a. Sayın Ahmet Ağoğlu adaylıkla ilgili net kararını verdi mi? Ya hani hatırlarsın, senden sanıyorum geçen hafta bu konuyla ilgili uzun bir söyleşi yapmıştık. Orada ben şunu dedim. Yani ben Ahmet Ağoğlu'nun bir daha geri döneceğini zannetmiyorum. Hani belki bir bazı kesimler ona baskı yapacaktır. İşte bu 26 Mart'ta yapılacak kongrede aday ol diye, ama ben döneceğini sanmıyorum. Bunun nedenini de şu şekilde söylemiştim. Yani ekonomik olarak Trabzonspor'da yaşanan o, yani o büyük borçlanma zaten Ahmet Ağoğlu'nun başkanlıktan ayrılmasının baş nedeniydi. Yani o ekonomiyi sağlamış olsa görevi bırakmayacaktı. Onu sağlayamadığı için görevinden ayrılmak durumunda kalmıştı. Bugün de resmi olarak açıkladı. Şöyle bir ifade kullandı. İşte yaşadığı o 5 yıllık süreci, çok mutlu olduğunu, Trabzonspor'a uzun yıllar sonra şampiyonluğu kazandırdığı için şampiyon başkan olarak görevi bıraktığını ve bundan sonraki süreçte de artık görev almayacağını, bunun mümkün olmayacağını ifade etti. Yani net olarak şu o konuştuğumuz şey bugün resmileşti diyelim, öyle diyelim. Anlıyorum. Şöyle bir iddia vardı. Sayın Ağoğlu bir takım finans kaynakları oluşturmuş. Özellikle de futbolcu ödemelerini yapmak için. Hatta bunun için yurt dışına gitti. Oradaki temasları sonrasında karar verecek denmişti ama eğer böyle bir girişimde bulunmuşsa sanırım bu girişimden istediği sonucu alamadı. O nedenle başkan adayı olmadı. Bu yorumu yapabilir miyiz, yoksa biraz abartılı bir yorum mu olur? Yo, değil. Mesela o yaşadığı ekonomik sıkıntıdan sonra, kriz de diyebiliriz. Krizden sonraki, yani ayrılmanı zaten ana neden o. O krizin sonrasında söz aldığı bir iki tane sponsor firma vardı. Özellikle Stad isminin sponsorluğu konusunda, ama bu yaşanan deprem olayı o söz aldığı firmanın işte dönüşünde, yani bu parayı veremeyeceğini söylemesi falan. Yani bütün planlar tutmadı. Zaten sezon başındaki planlar da tutmayınca doğal olarak Trabzonspor'da ciddi bir ekonomik sıkıntı ortaya çıktı. İşte son dönemde yine seninle konuştuk. Bazı futbolcuların paraları, yani bütün futbolcuların ödenmedi ama özellikle yabancı futbolcuların belli bir süreden sonra kulübe ihtarname çekmesi, bunun da kamuoyuna yansıması Ahmet Ağoğlu'nu böyle istifaya götüren nedenlerin başında geldi ki sonrasında da buna çözüm de bulamadı. Şu an itibariyle Ertuğrul Doğan tek aday. Onu soracaksın sen, kimdir yani bundan sonra ne olacak diye muhtemelen öyle bir soru, evet, yönelteceksin. Tek aday, ikinci bir aday çıkar mı? Sanmıyorum Özgür. Bu aşamada yani Trabzonspor'da o yükü kaldıracak, yani şu anki mevcut ekonomiyi yukarıya taşıyacak, yani başka biri, çok büyük para olması lazım. Yani Trabzonspor'un şu anda ben başkan adayıyım desen sen Özgür Sancar olarak, 500 milyon TL sıcak bir paran olması lazım. Yani bunun 300 milyon TL'sini Ertuğrul Doğan'a vereceksin. Geri kalan 200 milyon TL'li de kulübün şu anki mevcut borçlarını, işte oyunculara olan, diğer yerlere olan borçlar, ki yakın bir zamanda da biliyorsun bankalarla yapılan bu anlaşma var. O anlaşmanın da ilk taksiti ödenecek.
Bu da Trabzonspor adına ve diğer kulüpler için, sadece Trabzonspor için değil, bir sıkıntılı bir süreç. Peki. Sevgili Nihat Erenci bizimle birlikte bu bilgileri aktardı. Mark Batra ile ilgili bir bilgi edindim Nihat abi. Mark Batra sezon sonunda ayrılacakmış. Zaten mevcut hali hazırdaki yönetim ve yeni kurulacak yönetim de maaşı yüksek olan futbolcularla yolları ayırma kararı almış. Yusuf Yazıcı mesela takımına dönecek Lille. Bardi ve Mark Batra da kesin olarak Trabzonspor'dan ayrılacak sezon sonu itibariyle. Ne diyorsunuz? Şöyle, sen zaten yurt dışı bağlantıları Türkiye'de en iyi olan kişi sensin. Yani özellikle bu konuda bu konuda mütevazı olma. Birçok şeyi, özellikle hani bize yurt dışında bağlantılarımız var ama bu konuda sen bizden çok çok öndesin. Birebir yaptığın görüşmeler sonrası bu bilgileri aktarıyorsun ki Bartra her ne kadar dün sosyal medyadan böyle bir şey yok dese de ben Bartra'nın Trabzonspor'dan sezon sonu ayrılacağını düşünüyorum. Bugün muhtemelen sen de görmüşsündür. Brezilya basınında Vitor Hugo ile ilgili de bir bayağı böyle iddialı bir haber var. Ne diyorsunuz? Fluminense'ye döneceği yolunda ki hatırlarsın Vitor Hugo son maçta olmamıştı. Uzunca bir özel izin aldı. İşte annesi rahatsızlanmıştı. Onu görme için Abdullah Avcı'dan bayağı böyle uzun süreli bir izin almıştı. Ben yani o yine kulübün içinden böyle gelen bilgiler diyeyim. Vitor Hugo'nun bu gittiği Brezilya seyahatinde ayrıca sezon sonu için kendisine takım baktığı yolunda, işte mesela bu Fluminense ile ilgili bir görüşme yaptığı, daha önce de biliyorsun onun adı Fiorentina'yla da çok sıkça anılmıştı. Brezilya'dan bir iki takımdan da teklifler aldığı yolunda iddialar vardı ama bu Fluminense işi sanki biraz daha böyle ciddi gibi. Yakın bir zamanda da zaten hani gerçekten bu görüşme yapıldıysa daha da bir resmileşir. Yani iddialar normale döner. Yani bu ne demek? Gelecek sezon için yani Trabzonspor'da ciddi bir kabuk değişikliği olacağının ilk sinyalleri. Yani Bartra'nın gitmesi, işte Vitor Hugo'nun gitmesi, o bölgeye istersiniz yeni takviyeler olacak, yeni isimler alınacak. Ya da işte sabahleyin yine öyle bir sohbetimiz olmuştu. Şöyle bir şey dedim. Samet Hoca'nın adı geçiyor. Ben de senden yayına girmeden birkaç dakika önce kendisiyle WhatsApp üzerinden görüştüm. Bu yayından sonra uzun süreli bir konuşma yapacağım. Yani bu konuyla ilgili. Şu anda gündemde olan isimlerden bir tanesi Samet Aybaba. Samet Aybaba mı? Şansı ne kadar? Yüzde olarak baktığınızda. Şöyle söyleyeyim. Özgür, Trabzonspor'un 11 tane maçı var oynayacağı. Şimdi Samet Aybaba'yı biz şöyle tanıyoruz. Özellikle altyapıdan, yani genç oyunculara verdiği şanslardan dolayı iyi tanıyoruz ki Trabzonspor'un geleceği hep söylüyoruz ama bir türlü gerçekleşmiyor. Geleceği altyapıda. Ben yani eğer ki böyle bir hamle olur o kalan süreçte, yani işte milli aranın ardından oynanacak maçlardan 11 tane maçı var dedim, onu da üzerine basarak söylüyorum. Kayseri maçıyla başlayacak bu süreçte Samet Aybaba bu arada takımın başına getirilirse, ben inanıyorum ki altyapıdaki o en az 3-4 tane oyuncuyu takıma mutlaka katacaktır, deneyecektir, üzerlerinde ısrarcı olacaktır. Belki gelecek sezon nasıl hep bahsediyoruz, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, işte Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır, böyle isimlere de inşallah olur diye düşünüyorum. Peki. Nihat abi çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Telefon attığımızda Madrid'den çok sevdiğim bir arkadaşım Jorge Garcia var. Jorge Garcia As Gazetesi'nin yurt dışı haberler bölümü koordinatörü. Atletico Madrid'le ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Malumunuz Alvaro Morata ile ilgili bazı haberler çıkmıştı. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair. Bu tür haberleri soracağız sevgili Jorge Garcia'ya. Muy buenas Jorge. Hola. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vosotros? Bien, bien, estamos muy bien, super liado por el trabajo, como siempre. Una pregunta,
sale rumores de que se trata que el Galatasaray podría ser un nuevo destino de Álvaro Morata. ¿Tú lo ves en el verano en el Galatasaray? Lo veo muy difícil, casi imposible, muy complicado, porque Álvaro Morata todavía tiene un año más de contrato con el Atlético, firmó hasta 2024. El pasado año, durante la temporada pasada, tuvo una oferta del Barcelona. Xavi lo quería en su equipo, Xavi Hernández. Uh-huh. Él estaba abierto a mudarse al Barcelona, pero el Atlético lo frenó todo y no le permitió irse, tampoco le permitieron después quedarse en la Juventus. El Atlético reclamaba mucho dinero por él y Morata, aunque tuvo ofertas también de Inglaterra, prefirió quedarse en Madrid, donde tiene una casa y donde vive con toda su familia cómodamente. Álvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme ihtimali var mı? Buna benzer haberler çıkıyor. Daha doğrusu dedikodular çıkıyor. Sen bu konuyu nasıl görüyorsun? Ben imkansıza yakın görüyorum. Çok zor gerçekten. Çünkü Álvaro Morata'nın bir yıl daha sözleşmesi var Atletico Madrid'de 2014 yılına kadar. Geçen sene Barcelona ona talip olmuştu. Xavi onu takımında görmek istiyordu ama Atletico Madrid bu transfere izin vermedi. Barcelona yine hala açık bir transfer opsiyonu olarak onun için duruyor. Ayrıca Atletico Madrid Juventus'ta oynamasına da izin vermemişti. Tabii bu koşullarda baktığımızda Premier Lig'den gelen iki teklifi de reddettiğini düşündüğümüzde Ocak ayındaki transfer döneminde Álvaro Morata için Atletico Madrid'de bir yıl daha olan sözleşmesini tamamlamak daha makul gözüküyor. Çünkü Madrid'de yaşıyor. Bütün ailesi, ortamı Madrid'de, evi var Madrid'de. Kurulu bir düzeni var diyor. ¿Cuánto cobra al año Álvaro Morata en el Atletico Madrid? Bueno, creo que su salario sobrepasa los 5 millones libres de impuestos por temporada. ¿Kaç para kazanıyor? Libres de impuestos. Kaç para kazanıyor sezon içerisinde Álvaro? 5 milyon euro net kazanıyor. En az 5 milyon euro net kazanıyor. Tabii ekstraları da var. Otra pregunta. Jorge, Mark Bartra, el central de Trabzonspor, va a marcharse seguramente al final de la temporada. ¿Es cierto? Sí. Mark Bartra estaba feliz, estaba contento con Trabzonspor en Turquía. La afición de Trabzon le ha acogido muy bien y cree que todavía podían conseguir cosas importantes esta temporada con su equipo, pero lamentablemente el club atraviesa unos graves problemas económicos. Uh-huh. Y eso va a hacer que tenga que tomar la nueva directiva, creo que hay elecciones, tenga que tomar decisiones dolorosas para sanear las cuentas del club. Y los futbolistas ya saben por el club que los salarios más altos no van a tener espacio en el Trabzonspor por la próxima temporada. Entonces, todos quieren acabar de la mejor manera posible la temporada y llegar a un pacto de caballeros, algo elegante para que esos salarios más altos, no solo el de Mark Bartra, sean liberados a final de la temporada para que Trabzonspor pueda sobrevivir. Muchísimas gracias por estas informaciones, Jorge. Okay, un abrazo a vosotros también. Hasta la próxima, un abrazo. Un abrazo. Değerli dinleyiciler, son sorumuz Trabzonspor'un İspanyol stoperi Mark Bartra ile ilgiliydi. Jorge Garcia ile ortaklaşa yaptığımız haberde Mark Bartra'nın, daha doğrusu edindiğimiz bilgide Mark Bartra'nın Trabzonspor'dan ayrılacağı yönünde bir haber almıştı. Bunun devamı niteliğinde bir şeyler söyleyebilir misin diye sordum kendisine. Evet dedi. Mark Bartra aslında mutlu Trabzonspor'da. Trabzonspor'a hedefleri olduğu için geldi. Şampiyonlar Ligi hedefi vardı vesaire, gerçekleşmemiş olmasına rağmen bu hedefler ve bir proje doğrultusunda geldi. Mutluydu, fakat gelinen noktada yeni kurulacak yönetim
ekonomik olarak çok büyük bir darboğazın içinden geçileceğini öngörerek maaşı yüksek futbolcularla yolları ayırma kararı aldı. Bu üzücü bir gelişme elbette ki Mark Bartra adına. Normalde Mark Bartra böyle bir durumla karşı karşıya kalmasaydı belki de devam etme niyetine sahipti. Ve Mark Bartra'nın bu koşullarda Trabzonspor'da bir yıl daha önümüzdeki sezon devam etmesi mümkün gözükmüyor. Sezon sonunda muhtemelen ayrılacak. Bu anlaşmayı da, bu ayrılığı da böyle bir centilmenlik anlaşması çerçevesinde yapmayı planlıyor. Yani bir ihtilafa düşmeden Trabzonspor'la yollarını ayıracak muhtemelen. Ve bir serbest oyuncu olarak önümüzdeki sezon bir başka takımda şansını deneyecek. Çünkü Trabzonspor ekonomik anlamda çok da iyi günlerden geçmiyor. Bu yaşanan ekonomik sorunlar Trabzonspor'da belli kararların radikal bir biçimde alınmasına sebebiyet verdi. O da yüksek maaşı olan futbolcularla yolları ayrılmak şeklinde ortaya çıktı. Mark Bartra da bunlardan bir tanesi, en çok kazanan futbolculardan bir tanesi. Dolayısıyla Trabzonspor'un onu serbest bırakması, yani bir başka deyimle bonservisini vermesi koşuluyla Mark Bartra sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılacak diyor. Arkadaşım Jorge Garcia As Gazetesi'nde yazıyor. As Gazetesi'nin yurt dışı haberler bölümü koordinatörü ve Atletico Madrid'le ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bir önceki soruda da Alvaro Morata'nın yılda kaç para kazandığını sormuştum. 5 milyon euro net ama ekstraları da var demişti. En az 5 milyon euro net kazanıyor demişti Alvaro Morata için. Ben ekstralarla birlikte bu rakamın 7-8 milyona yükseldiğini duymuştum. Değerli dinleyiciler, şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. İnternasyonel Başkanı Alessandro Barcelos, Ener Valencia ile ilgili şu anda Ener Valencia'nın gelmeyeceğini garanti edebilirim. 90 gün sonra başka bir şey olabilir. Futbol çok değişken ifadelerini kullandı. Ener Valencia'nın talipleri artıyor. Elbette ki Ener Valencia'nın sergilediği ve attığı gollere paralel olarak bu sayı artıyor. Brezilya ekiplerinden İnternasyonel Kulübü'nün başkanı Alessandro Barcelos, Brezilya'da yayın yapan Radyo General'e bir açıklamada bulundu. Barcelos, Valencia transferine ilişkin soruyor. Şu anda Ener Valencia'nın gelmeyeceğini garanti edebilirim ama her şey değişir derken bir transfer opsiyonu olabileceği mesajını da vermiş oluyor. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 20 maçta görev aldı Ener Valencia. Kaydettiği 23 golle ligde gol krallığında ilk sırada yer alıyor. Ekvatorlu oyuncu ayrıca bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı. Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda transfer olan Ener Valencia ligdeki Kayseri Spor maçının ardından sarı lacivertli formayla 100. maçına çıkmıştı. Hem istikrarlı hem de çok gol atan bir futbolcu olarak elbette ki yarınki Sevilla ile yapılacak rövanş maçında da Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından bir tanesi olacak. Saat 16 itibariyle Jorge Jesus bir öğrencisiyle, bir futbolcusuyla basın toplantısı düzenleyecek. Radyo Spor bütün ayrıntılarını bu basın toplantısını sizlerle paylaşacak. Merak edilen konu, Mişi Batshuayi ile Ener Valencia çift forvet olarak yarınki maçta 11'de yer alacak mı? Sevgili Yusuf Dursun şu anda Samandıra'da basın toplantısını takip edecek. Son bilgileri kendisinden alacağız. Yusuf abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim, ben de kolay gelsin. Evet, burada da hazırlıklar artık son hazırlanıyor. Salon gelecek oyuncu. Oyuncu da henüz şu anda hangi bir oyuncu olduğunu da tam... Belli değil mi hala? Yani belli değil. Ben de onu soracaktım yani. Size. Hı. Evet, ben de sordum, henüz daha belli değil. Belki... Ener Valencia olabilir mi? İspanyolca da biliyor. Ya. Belki İspanyol basın mensupları da vardı. Ya da olabilir tabii. Ondan başladınız, ondan o zaman devam edelim. O iki golcü bence ikisi birlikte oynayacağını düşünüyorum. Valencia ile birlikte. Yani yarınki maçta. Anladım. Bu arada da Rossi geleceğini söyleyelim. Ha, Rossi gelecekmiş. Tamam, Uruguaylı Rossi. Evet, okuyucularımızda. Doğru. Yani belki İspanyol basın mensupları var mı orada, İspanyollar? Ya, benim bildiğim şu anda göremedim ama ilerleyen saatte gelirler mi? Onlar biliyorsun orada yapıp geleceklerdi toplantıyı. Doğru. Jorge Sampaoli de İspanya'da yapıyor bugün basın toplantısını. Evet, ondan dolayı belki şey yapabilirler. Doğru. Gelmeyebilirler. Türk medyası tabii ki büyük ilgi gösterdi. Bakacağız ne diyecek hocalar, göreceğiz. Tabii Fenerbahçe takımı için çok kritik bir maç. Avrupa'da yoluna devam etmek için 3 farklı galibiyet şart. Doğru. Ya 2 galibiyet alıp 2 farklı alıp uzatmaya götürmek. Fenerbahçe'deki havayı nasıl görüyorsunuz maç öncesi? Yani şimdi tabii antrenman için bir bakacağız. Daha önce görmediğimiz için ama bayağı aldığım bilgiler, oyuncular hafta başından beri gayet olumlu, iyi çalışıyorlar.
hepsi artık bütün gözler şu anda tabii yarınki maçı çevrilecek. Taraftar iyi olacak. Dediğim gibi hoca kadro konusunda şu anda her zaman olduğu gibi pek sır vermiyor. Bakalım bugün de herhalde öyle olacak. Hı-hı. Zaten bizi antrenman şeyinde belli şey saatte çıkarıyor. Çift kare yaptığında. Hı-hı. Kadro konusunda tabii bir şey diyemiyoruz ama Lincoln'dan kötü bir haber geldi. Oynayamıyor değil mi kesin olarak Lincoln? Evet, 6 ay normalde. Hı-hı. Yeni sezonda başlayacak. Yazık oldu. En kötü yerden sakatlandı. Operasyon olacak bugün yarın. Yani sağlığa dönmesi. 6 ay mı bulacak? 6 ayı buluyor yani Ağustos'ta. Yani yeni sezonla birlikte. O da herhalde bir de tabii çalışmalarına bağlı. O takıma katılır. Yazık oldu tabii hoca onu çok tutuyordu. Ve o da istekli ağız uluydu. Belki zaman zaman tamam kötü oynamıyordu ama sonuçta son haftalarda Fenerbahçe'nin değişmen oyuncusuydu. Evet ve sol taraftaki ihtiyacı belli ölçülerde gidermişti. Evet. Şimdi bir de tabii herkese merak edilen yeni transfer oynayacak mı? Bu kadar para veriyoruz. 6 milyon euro oldu, şu oldu, bu oldu. Bayağı bakıyorum sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun. Hep konuşuluyor ama şimdi dersem yarın banko oynayacak dersem yanılmış olurum. O konuda henüz daha bir hoca karar vermiş. Osterwolde değil mi? Osterwolde'den evet, bahsediyorsunuz. Doğru ondan bahsediyorum. Nasıl yarın onu oynatır mı? Bilmiyorum yani biraz bugün de antrenmanı bir şey yapmak lazım. Beklemek lazım. Ondan sonra Mika hoca herhalde karar verecek ama oynatır mı? O konuda tam bir şey değiliz. Yani bilgili değiliz tam detaylı. Net bilgiye sahip değilsiniz anladım. Yani yanlış olur bir şey dersek. Ama belli oyuncuları ama kenarda tutacak galiba. Mesela İrfan Can'ı kesebilir mi? 11'de. Yani şu anda şey öyle gözüküyor ama bazen de böyle şey yapıyor, sürpriz yapıyor. Oynatıyor yani İrfan Can'ı yedek bırakabilir. Yani Rossi oynatabilir 11'de diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani dediğim gibi forvetler ikisini ondan şey yapması. Defansı da Samet Serdar var, Atilla var. Bakalım o üçlü mü? Onlar dörtlü mü, üçlü mü? Gördüğüm kadarıyla hep üçlü oynuyordu ama yarın üçlü oynar mı? Onu da bilmiyoruz. Bakacağız. Peki. Ama bir şey var ki taraftarlar büyük ilgi göstermiş. Biletlerin tamamı bitmiş. Tükendi değil mi? Evet, tükendi. Yarın büyük bir ilgi olacak herhalde 90 dakika. Hocanın en şeyi erken gol bulursak taraftarlarımızın da şeyiyle onlar bir panik yaratırız. Hı hı. Bu konuşmaları antrenmandan önce hoca zaten yapıyor konuşmaları. Bunu oyuncularına söylemiş. Erken gol bulmak onların da moralini bozarız. Seyircimizi de arkaya alırız. O rüzgarla tur atlayabiliriz. İşte bu oyuncuları işliyor. Bakalım ama esas şey yarın hep beraber göreceğiz. Bakalım basın toplantısında ne söyleyecek Jorge Jesus bunu da tabii, takip o da, edeceğiz. Evet. Yusuf abi çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar inşallah. Tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşürüz. Sevgili Yusuf Dursun bizimle birlikteydi. Fanatik'te yazıyor. Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yıllardır yakından takip ediyor. Değerli dinleyiciler, Galatasaray'ın aylık olan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Burada Dursun Özbek Galatasaray Başkanı önemli açıklamalar yaptı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istediklerini belirterek Bankalar Birliği anlaşması bizim önümüzdeki en büyük engeli oluşturuyor dedi. Özbek ayrıca stadyumumuzun yanında Vadi İstanbul'a doğru inen bir arazi var. Biz bu araziyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden üst kullanım hakkı olarak 49 yıllığına kiralamış bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Ayrıntıları reklam ve at yarışından sonra aktaracağım. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Sarı Kırmızılı Kulübün Mart ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Faaliyet dışı projelerle ek gelir yaratmaları gerektiğini belirten Özbek, kulübümüz faaliyetlerinden dolayı zarar etmektedir. Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Yakın zamanda bu buhranlı süreçten ve yükten kurtulmak bir şekilde karşınıza çıkacağıma inanıyorum. Seçim dönemindeki vaatlerimizden
En önemlisi Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmaktı. 9 aylık periyotta Galatasaray'ın içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmak için bunun ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gördüm. Bizim kulübümüzün üretme kabiliyetini geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da faaliyet dışı projeler üretip gelirler sağlayarak yapabiliriz demiş. Bankalar Birliği anlaşmasından kulübün faydasına olacak şekilde ayrılmak istediklerini belirten Dursun Özbek. Bankalar Birliği anlaşması bizim önümüzdeki en büyük engeli oluşturuyor. Önümüzdeki Mecidiyeköy ve gayrimenkul geliştirme projesi olmasaydı Florya'daki adımları atmamız mümkün değildi. Hedefimiz Bankalar Birliği anlaşmasından en uygun zamanda en faydalı olacak şekilde çıkmaktır. Şu anda var olan koşullarla ve faizlerle çıkmak istemiyoruz. Florya projesinden yaratacağımız geliri sadece bu amaç için kullanabilmek amacıyla bloke edeceğiz açıklamasını yapmış. Florya projesinde yaratacağımız geliri sadece bu amaç için kullanabilmek için bloke edeceğiz diyor Dursun Özbek. Dursun Özbek Galatasaray Adası ile ilgili ise seçim öncesi verdiğimiz en önemli sözlerden biri Galatasaray Adası'ydı. Ada 1957 yılında Galatasaray'a kazandırıldı. O günden bu yana herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış, akışına bırakılmış ve sonunda başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Eş zamanlı olarak da adanın imar çalışmaları için çalışmaya başladık diyor. Mecidiyeköy projesinin önemine dikkat çekiyor Dursun Özbek. Daha önceden sizleri bilgilendirdiğim gibi Mecidiyeköy projesimiz devam ediyor. Galatasaray'ın yolunu açacak bir proje bu demiş. Bu arada sevgili Mithat Halis'ten bir mesaj geldi. Mithat Halis de birazdan konuğumuz olacak değerli dinleyiciler. O bilgiyi de vereyim size. Mithat Halis'le Başakşehir'in bu akşam yapacağı maçı konuşacağız. Birazdan yurt dışı numarasından ulaşacağız kendisine. Bu arada Mecidiyeköy projesinden bahsetti. Bugünkü divan kurulu toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın yolunu açacak bir proje. Bugün rezidans olarak satılmasının faydası genel kurulda da anlatılmıştı. Mecidiyeköy projesi çıkış noktamızın başladığı yer, getiri 1,5 milyar Türk lirası olabilecek bir proje. Bundan sonraki projemiz de Fulya projesi. Riva'da bizim yaklaşık 130-140 tane villamız var. Artan maliyetler bizi ilgilendirmiyor. Biz kaça satıldığına bağlı olarak kasamıza gelecek tutarı hesaplayabiliriz. Bugün itibariyle 2 milyar TL'ye yakın bir gelirimiz olacak ifadelerini kullanmış. Sarı Kırmızı Kulübün yeni projesiyle ilgili olaraksa Dursun Özbek, bu anlattığımız projeler kapsamında basit bir aritmetik yaptığımızda bu işin altından kalkabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey birbirimizi sevmek ve tek yumruk şeklinde hareket etmek diyor. Ve futbol takımı ile ilgili olarak da futbol takımımız Okan Hoca'nın planları ve defteri çerçevesinde ilerliyor. Kendisinin Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Kadın futbol takımımız sezonu lider bitirmek için son maçına çıkacak. Bu önemli maçı da kazanmayı umut ediyoruz. Yüzme, su topu ve kadın basketbolda sporcularımız Galatasaray'a yakışır bir mücadele sergiliyor. Kadın basketbol takımı Avrupa'da yarı finalde, tüm sporcularımıza ve ekiplerimize güveniyoruz şeklinde bir açıklama yapmış Dursun Özbek. Tabii özellikle de asetleriyle, Galatasaray'ın gayrimenkulleriyle ilgili yaptığı açıklamalar gündemde daha çok yer buluyor. Özellikle de sosyal medyada. Medipol Başakşehir Gent maçı bu akşam oynanacak değerli dinleyiciler. İlk maç 1-1 sona ermişti. Okako ve Orman'ın karşılıklı golleriyle Başakşehir turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Başakşehir'in turu geçmesi için normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek. Bu turu geçen ekip adını UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak değerli dinleyiciler. Mücadele TV8.5 ve Eksen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve bu akşam 20'de Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Programımızın Laf Lafı Açıyor bölümünün daimi konu sevgili Mithat Halis. Birazdan bizimle birlikte olacak. Laf Lafı Açıyor. Mithat abi günaydın, iyi günler. Günaydın, iyi günler Özgür. Günaydın. İyi, teşekkür ederim. Nerede yakaladık Mithat abi sizi? Antalya'da değilsiniz galiba. Antalya'dan da işte nasip oldu. Fırladık. Nerede? Şimdi Rotterdam'a indik. Ha, Rotterdam'dasınız. Antalya, Antalya, İstanbul, İstanbul'dan da Rotterdam'a geldik. Ne güzel. Yarın da nasipse şey maçına bakacağız işte. Shakhtar Donetsk. Feyenoord Rotterdam. Shakhtar Donetsk maçı. İlk maç 1-1 bitmişti. Evet. Bir de iki eksik vardı. Kuvvetli bir maç olacak diye bekliyoruz. Kim geçer Mithat abi sizce turu? Niye bu tam ortada. Aynı Shakhtar Donetsk Ren maçı da böyleydi. Penaltılara kalmış 120 dakikanın sonunda. Hı-hı. Shakhtar Donetsk o şeyden galip çıkmıştı. Ren'e karşı. Şimdi de böyle bir maç bekliyoruz. Yani çünkü Feyenoord Rotterdam Kupa'nın biliyorsunuz bir önceki senede Roma'ya karşı
Konferans Kupası'nda final oynayıp kaybetmişlerdi. Doğru. AS Roma'ya. Onun için de bu maçta kuvvetli bir maç olacak diye bekliyoruz. Hadi zaten hayırlısı bakalım. Kuvvetliler. Neler olacak? Zaten şu anda da birinci sırada var. Zaten bir Avusturyalı stoperimiz var orada, Trauner diye. Aha. Bir de benim Slovakya'dan çok iyi tanıdığım, daha önce Fiorentina'ya gönderdiğim bir oyuncu vardı, Hansko diye. Hı-hı. Onu Beşiktaş'a o zaman Abdullah hocamıza bedava kiralık verecektik. Hansko'yu Martin Schikertel'le beraber. Ne oldu peki? Neden olmadı? Neden olmadı? Ondan sonra getirdik Martin Schikertel'i bir şeye. Yani Başakşehir'e. Evet. Başakşehir şampiyon oldu. Beşiktaş da ucunu yaladı. Abdullah Hoca'yı da sıkıntı yaşadı. Gönderdiler ondan sonra. Yani gittiler 8 stoperi aldılar. Ruiz diye bir adam. Ya sol ayağı var. Hocam dedim bırak sol ayağı. Stoper iyi stoper olsun ilk önce. Ondan sonra sağ ayakmış, sol ayak. Ondan sonra Ruiz de bizi Beşiktaş'a da hem Abdullah Hoca'ya da yaktı. Slovan Breslava maçında 3 sefer ıska, 5 sefer kaydı gitti. Evet. Ondan sonra öyle bir şey. Sol ayağı sağ ayağı yok Özgür bu iş. Her zaman söylüyorum. Stoperin sol ayağını kullanması ya da sağ ayağını kullanması avantaj dezavantaj değil mi Mithat abi? İki ayağını da kullanmalı bence bir futbolcu. Yani sol ayağı var, sol ayağı. İlk önce bak. Özellikle bak, ilk stoperle. Önce 50 seneden beri konuşuyorum. Özgür sen anlama. İlk önce stoper olacak. Sağ ayak sol ayaklı değil. İlk önce stoper olacak. Yani adam şut attırmayacak. Kafa vurdurmayacak. Tamam, pozisyon alacak. Ve diğer arkadaşların kademesine girecek. Anladın mı? Yani ilk önce onları yapsın. O zaman sağ sol ayaklı. Sen de çok iyi sağ ayaklı bir adam olur. Çok tecrübeli bir adam olur. İki tane çok genç oyuncu olur. Ona göre ararsın. Sende hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadığı zaman biz alırız götürürüz Başakşehir'e. Başakşehir şampiyon oldu yani. Epriyan gibi adam bile hayatın topunu oynadı. O zaman Mert oradaydı. Kaleci Mert çok iyi oynadı. Yani bir şef defans. İlk önce bir şef defansın olacak. İlk önce Martin Schikertel'i at. Ondan sonra da sana dedim Hansko'yu bedava kiralayacağım Fiorentina'da. O zaman 20-21 yaşındaydı. Sonra abi ne oldu? Gençler Lira. Almadılar. Ne olacak? Bitti, Ruiz'i aldı işte. Ona kızıyorum ya, Ruiz'i aldı. Ondan sonra hocanın kendisi sorun yaşadı yani. Çünkü elindeki diğer stoperler de iyi. Anladın mı? Anladım. Yani oradaki her zamanki birinci tercihin çok iyi olması lazım. Yani onun için orada sağ mı ayaklı mıdır, sol ayaklı mıdır birinci tercih olmaması lazım. Aynen. Sen çok iyi bir takım olabilirsin. Veya çok iyi sağ ayaklı iki tane, üç tane stoperin olur. Eyvallah. Sende hiçbir şey yok. Yani, önce yani, defansı toparlayabilecek lider karakterli bir oyuncuya ihtiyaç var. Aynen. Anladım. İlk önce şah. Peki. Bak. Dün Manchester City 7 tane attı Leipzig'e. İzleyebildiniz mi maçı Mithat abi? Şansınız İlk yarısını izledim, ondan sonra bakmadım. Yani. Bakmadınız. Niye? Gerek duymadınız. Ya Manchester City geliyor oraya kadar, ondan sonra ya Bayern Münih'e çarpılıyor. Real Madrid'e çarpılıyor ya da birisine çarpılıyor da. Doğru. Oradan geçemedi kaç seneden beri. Hı-hı. Onun için o Leipzig'in kilosunda değil canım. Doğru. Başakşehir bu akşam tura atlar mı sizce? Çok zor o da. Zor mu? İlk maçta. Ya şöyle zor. Bu şey takımları çok ters Özgür. Mesela bak, iki stoperi de mesela şeyin çok iyi. Bir tanesi Polonyalı, 2000 doğumlu. Yani 4 numaralı çocuk. Piatowski midir nedir o? Bir de Enge Duma diye bir tane Fransız orta sahadan dönme. İkisi de aynı anda da zaten çıkmaları lazım. Modern futbolun gerektiği diyor o. Orta sahayı geçip bir anda takıma çok iyi pres yaptırtabiliyorlar. Hı hı. Zaman zaman. Yani bunu çok etkili yapabilecek adamları yok. Ama bunu sürekli yapabiliyorlar. Orta savuncuları da zaten 14 numaralı Kum var, 11 numaralı Kulüpers diye bir oyuncuları var. 7 numaralı daha önce Lask'ta oynayan bir tane şey oyuncuları vardı. Koreli oyuncu vardı. Onlarla birlikte bir de Obana dedi, çok hareketli bir santrofor aldı. Sol açıklarında zaten Fofana mıdır orada? Bir çok iyi sol açıkları var mesela. 19 numara bir tane siyahi oyuncu var.
Yani buralardan çok tehlikeli olduğu, onun için korkuyorum ben onlardan yani. Yani bir birlik skor öyle bir çok belirleyici olmuyor. Belirleyici olmaz ve riskli bir maç Başakşehir açısından. Ha, yani tabii ki rizikolu bir maç. Yani içeride oynamanın şöyle büyük bir avantajı. Zaten Başakşehir bu. Yani ya seyircisi yok Özgür ya. Evet, o Beşiktaş maçında yani, revize bir kadroyla mı sahaya sürdü? Mesela Okako'yu falan oynatmadı. Seyircisi yok. Aykut Hoca'yı gönderirlerken Emre gelsin diye seyircisi pankart açıyor. Paradoks orada Özgür. Şimdi neredesiniz? Aykut Hoca'yı gönderirken vardınız 5-10 kişi. O kadar adam da yok ya. Evet. Bari bu maça gelin yani. Yani Aykut Hoca'yı göndermek için Emre Belözoğlu getirmek için pankart açıyordunuz. Baykuşlar mı, guguşlar mı, bir şeyler var. Onlar da yok ortada. Evet. Olmaz ki yani. Boz baykuşlar değil mi? Beşiktaş'a da laf söylüyorsunuz. Olmaz yani. Beşiktaş'a laf söyleyecek halin var mı? İlk önce doldu stadı. Yani doldu stadı yani. Evet. Yani Beşiktaş maçında bile değil yani. Beşiktaş taraftarları verse Beşiktaşlar doldurdu. Yani onun için bu takımlar sıkıntılı takımlar, seyircisi olmayan takımlar gerçekten sıkıntılı takımlar olmaya başladı. Yani son tahlilde... Bakalım bu akşam da olacak mı stat? Şimdi Adana Demirspor sana zevk veriyor mu? Veriyor tabii, seyircisi var. Tabii. Konya veriyor. Veriyor artık, Konya'da zevk veriyor. Tabii, onların da taraftarı var. Malatya'da vermeye başladı. Kayseri Spor. Yani, Kayseri Spor'un var. Yani oralar size zevk veriyor. Şehir takımları olduğu zaman bizim Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Bursa Spor soyup soğanı çevirdiler. Takımları amatör küme düşürdüler. O kafayla yönetilseniz İmam Hatip Lisesi'ne müdür olamayacak adamları kulübe başkan yapıyorlar. Adamlara sen verirseniz koskoca şehir takımlarını, o keşke öteki adamlara verselerdi lise müdürlerine. Geliyor bir tane karpuzcu, soyup soğanı çeviriyor gidiyor. Karpuzcu hep. Türkçü, karpuzcu. Geliyorlar. Tamam. Anladım Mithat abi. Peki Mithat abi. Harry Kane'i alacakmış Manchester United güya. O gelirse orada sizin forvetiniz, yani Beşiktaş'a gelmesinde büyük inisiyatif kullanmıştınız. Duyuyor musunuz beni? Dinliyorum Özgür. Evet. Yani böyle bir değişiklik söz konusu olabilir mi önümüzdeki günlerde? Manchester United'ın Harry Kane'i alma şansı var mı sizce? Özgür, alırlarsa rekorsa bir yere gitmesi gerekiyorsa gider. Yani o Manchester United annesinin karnında yani Vekors'u etkiler bu işte, Vekors gitmek zorunda kalır, Beşiktaş'a tekrar döner şeklinde haberler çıktı. Aman abi, Beşiktaş döner mi dönmez mi Allah bilir yani. Beşiktaş orada şimdi zamanı gelsin, ondan sonra konuşalım yani. İşi açısından söylüyorum tabii ki. Beşiktaş dönüyorsa Beşiktaş'a gayet güzel getirdik. Beşiktaş en önemli opsiyonlarından hala birisi olabilir. Yani Beşiktaşlar da isterse, çocuk isterse. Ama en önemlisi çocuk isterse. Futbolcu istemeden, bak her zaman söylüyorum, futbolcu karar verir gideceği takımı her zaman. Daha önce Vekors'ta Beşiktaş'a gelmek istedi, onun için Beşiktaş'a geldi. Şimdi de gelmek isterse futbolcu, bir de futbolcu derken sülalesine katıyorum. Bir karaları giriyor, kız kardeşi giriyor, anası giriyor, babası giriyor, futbolcu tek başına. Öyle bütün sülalesi karışıyor artık zaten. Birçok bitmiş transferleri bitiremedik bu şeyin üstünde. Onun için futbolcunun ikna olması lazım. Yani Vekost, yani ay ben Manchester United'dan gidiyorum, başım belada, ne yapacağım, geleceğim ne olacak diye düşünen bir adam değil. Evet. Zaten son derece doygun bir futbol yaşantısı var. Ben onu Alkmaar'da gördüğüm zaman 17-18 yaşındaydı. Bak şimdi de gelip bakıyorum, ne 17-18 yaşında Belçika'da, Hollanda'da, Çek, Ukraynalı, Rus oyuncular var. Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Ya bedava oyuncu almadılar orta saha oyuncusunu. Kıbrıs Viki biliyorsun Beşiktaş'a. Shakhtar Donetsk'te 50 sefer söyledik.
Pilkol Honyok diye bir oyuncu söyledi. Gitti bizim Amir Aldin'e, Hacım Ahmetoviç'e. Sanki ona para vermiyorlar. Sizin bu İsrailli oyuncular gittikleri takımda nasıllar Mithat abi? Çok iyi oynuyorlar ya. İyi oynuyorlar. Ya İsrailler zaten, İsrailler başka. O dedi, o başka büyük bir karın ağrısı yani. O konu da Beşiktaş'ın başını ben çok ağrıtacağım da. Daha 2004'lü çocukların şeyini bozmayalım. Ama şurada söylemek istediğim, bizim Shakhtar Donetsk'ten, Dinamo Kiev'den söylediğimiz, Dinipro'dan söylediğimiz oyuncuları almadılar Özgür. Gittiler, çok sıradan oyuncuyu. Yani Amir çok sıradan bir oyuncu. Almayacaksın Amir'i. 50 sefer bağırdım. Yani birincilikte bir sürü Avusturya takımı var. Senelik 300-400 bin lira kazanıyorlar. Lustenau'da bir takımın orta sahandaki oyuncusunu bile al. 23 numaralı, bilmiyor musun? Al gel. Onlar bile daha iyi. Siz görmediğiniz için kimi? Gidiyorsunuz Konya Sporlu'daki peşin. Gidiyorlar Borun'un peşine. Borun'un peşine koşacağını, orada Rusya milli takımının orta sahancısı var. Odzeyev'i. Bari onu isteyin. Odzeyev'i de istemiyorlar. Her şeyi istiyorlar. Borun'u. Borun'u ne yapacak? Bütün bu oyuncuları teklif ettiniz mi Beşiktaş'a? Ben de sana konuşuyorum işte. Ha, söylediniz bu oyuncuyu. bu oyuncuyu al. Almadılar öyle mi Mithat abi? Atıyorum şimdi, sana söylüyorum abi. Yani ben genel olarak. Ha, anladım. Alacaklar ya. Oyuncuları da bilmiyorlar Özgür. Anladım. Alınabilecek oyuncular var, onlara git al. Onu almıyorsan bunu al. Anladım. Abi, Fenerbahçe'nin peşine koşuyor Borini'nin. Ya Borini'den bir şey olmaz. Borini ön tarafta dolaşıyor. Bir top bulursa çakıyor, bulamazsa dönüyor. Öyle oyuncu. Öteki orta sahanın önü, orta sahanın her tarafında Otzu'ya. Defansın önünden topu alıyor, bütün oyunu yönlendiriyor. Rusya milli takımın en iyi oyuncusuydu. Kaliteli evet. Oyuncu. Evet. Pas yüzdesi yüksek. Şu anda da Karagümrük'ün en kilit oyuncusu yani. Sen onların peşinde koşmuyorsunuz. Lüzumsuz işlerle uğraşıyorlar. Peki Mithat abi. Çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi seyirler dilerim Mithat abi. Feyenoord Shakhtar maçında iyi seyirler. Burada da birkaç tane beğeniriz. Ondan sonra da başlarız. Şimdi bir gün Abdullah Avcı'ya gireriz. Bir gün Ötekin'e gireriz. Bir gün Beşiktaş'a gireriz. Biraz Şenol Hoca'dan çıkarız. Ne yapalım? Doğru. Hayat böyle. Arka dönü yetmiyor. Çok öttüreceğim ben seni. Peki. Tekrar görüşürüz Mithat abi. Ağzınıza sağlık. Yalan sonra de çilek melek bir şeylerin peşine ben göreceğim onlar için. Hadi öpürüz. Görüşürüz. Bay bay. Sevgili Mithat Halis bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Başta da Jorge Jesus'un yanında Rossi var. Şu anda Rossi konuşuyor. Hep birlikte Samandıra'ya gidiyoruz. Bakalım neler söylüyor Uruguaylı futbolcu. Poder darle esa clasificación a la gente y a nosotros mismos. Belirtmiş olduğunuz gibi yarınki maçta goller atmak önemli olacak bizim açımızdan. Çünkü ilk maçta aldığımız sonuçtan dolayı 2 gollük bir dezavantajımız var. Dolayısıyla yarınki maçta ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Biz de neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşimizi yapacağız. Tekrarlıyorum. Demin de belirtmiş olduğum gibi bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Rossi'nin zaman zaman İrfan 25 Sözcü Gazetesi aslında zaman zaman performansı eleştirilse de baktığımızda yani 3 gol 11 asistlik bir performans ortaya koyuyor. Hücum anlamında oldukça, özellikle asist anlamında oldukça güçlü bir oyuncu. Bu konuda neler söylemek istiyorsun? Entonces a veces tú fuiste criticado aquí, pero siempre contribuyes mucho al equipo. Esta temporada marcaste 3 goles y hiciste 11 asistencias. Tú eres un jugador que hace muchas asistencias. ¿Qué quieres decir sobre esto, sobre tu rendimiento? Bueno, sí, que uno como jugador ofensivo siempre tiene que aportar al ayudar al equipo en goles. Creo que está, como vos dijiste, los números, pude hacerlo asistiendo y bueno, siempre es importante eso, pero bueno, creo que es también parte de todo el trabajo del equipo, donde se ve después reflejado en la cantidad de goles que hace el equipo. Evet, bir oyuncu her zaman takımına yardım etmek ister. Özellikle gol anlamında gol katkısı her oyuncu için çok önemlidir. Belirtmiş olduğunuz gibi asist yapmaya çalışıyorum her zaman, takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Ama bu sadece benim yaptığım bir şey değil, bu sayılar aslında takım uyumunun, takım işinin bir yansıması.
Süleyman Rat Hürriyet. Yani piyasa değeri olarak ve dünya futbolunda en çok değerli oyunculardan biri Rossi. Ama Fenerbahçe'de istenilen performansa erişemediği yolunda eleştiriler de var. Kendisi ne düşünüyor? Yüzde kaçıyla oynuyor gerçek performansına? Teşekkürler. Entonces tú eres un jugador muy valoroso, tú tienes mucho valor, pero como en la última pregunta dijeron, tú fuiste a veces criticado aquí. ¿Qué piensas sobre tu rendimiento? ¿Qué porcentaje hasta ahora tú mostraste? ¿Qué porcentaje de tu desempeño mostraste hasta ahora? ¿Y tú piensas que estás al 100% o puedes todavía mejorar? Bueno, siempre, obviamente... cada jugador es observado y criticado. Creo que eso no tiene que afectar tu trabajo y bueno, uno tiene que ser profesional y concentrarse en seguir mejorando y bueno, eso es eso no sé decírtelo, el tema del porcentaje, pero sí que cada uno esté tranquilo, que uno trabaja para siempre mejorar y siempre estar a un mejor nivel. Futbol oyuncuları her zaman eleştirilebilirler. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Bunlar sizin işinizi etkilememesi gerekiyor bunların. Oyuncuların profesyonel bir şekilde işlerini yapmaya devam etmeleri gerekiyor. Ben de size bir yüzde veremem ama şunu söyleyebilirim ki ben her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Boa tarde a todos. Amanhã temos um jogo. Temos um jogo que vimos numa desvantagem de 2 golos contra uma equipa. Nós sabemos que é uma boa equipa, um clube com uma história muito grande nesta competição, já ganhou este troféu 6 vezes, mas que ainda acreditamos que temos uma chance, e para essa chance de ser um pouco talvez mais fácil, é importante que os nossos adeptos amanhã compareçam em grande número e que nos apoiem de forma que a gente possa acreditar, porque todos nós acreditamos que podemos ter essa possibilidade de passar ainda esta eliminatória, respeitando o nosso rival e sabendo que o nosso rival é uma equipa de um patamar superior, mas, como eu disse, acreditamos que temos ainda uma chance e uma palavra a dizer. Herkese iyi günler diliyorum. Yarın iyi bir takıma karşı ikinci mücadelemizi vereceğiz. İlk maçtan 2-0'lık bir dezavantajlı skorumuz var. Onlar bu turnuvada çok iyi tarihi olan bir takım. Bu kupayı daha önce 6 kere kazandılar. Ama biz inanıyoruz ki hala şansımız devam ediyor. Bu şansımızı artırabilmemiz için ve yarın işleri kolaylaştırabilmemiz için taraftarın desteği bizim için çok önemli olacak. Onların inanmaları bizim için çok önemli olacak. Çünkü bizler hala inanıyoruz. Tabii ki rakibimize saygı duyuyoruz. Onların üst seviye bir takım olduğunu biliyoruz. Ama belirtmiş olduğum gibi bizim hala inancımız var. Hala söyleyecek sözümüz var. Ahmet Bey. Ahmet Selim Kulağa Spor. Geçtiğimiz günlerde tabii bu direkt maçla alakalı değil ama bir ses kaydı yayınlandı. Hoca ile ilgili bir haber yapıldı. Buraya adapte olmakta zorlandığı ve Flamengo taraftarına mesaj gönderdiği yönünde gazeteci bu iddialarda bulundu. Bu da taraftarı üzdü doğal olarak biraz. Bu konunun gerçeği nedir? Kendi ağzından bu durumun arka planında ne yatıyor? Bize açıklamasını rica edebilir miyiz? Então, alguns dias atrás saiu uma gravação sua, você dizendo que você tem dificuldade em se adaptar à Turquia e as pessoas pensaram que isso foi uma mensagem para os adeptos do Flamengo e nossos adeptos ficaram tristes por causa disso. Você pode nos explicar a realidade? Não tem nada a ver com o jogo isso. Ele tem que ver mais de início com o senhor. Mas já que eu vou responder. Há uma java perda. Toda a gente sabe, todo mundo sabe que eu tenho um contrato que termina em maio. Não é novidade nenhuma isto.
Portanto, isto não tem mais nenhum comentário. Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım Mayıs ayında sona eriyor. Bu durum yeni bir durum değil hiç kimse için. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok. Beril Hanım. Beril Böke, Play Spor. İlk maç öncesinde yaptığınız basın toplantısında taktiksel olarak onlardan iyi olursak şansımız çok fazla ama aksi halde zora girer demiştiniz maç için. Bu anlamda bu maç için taktiksel bir değişikliğe gidecek misiniz? Neler söylersiniz? Başarılar. Então, antes do primeiro jogo você tinha dito que se a equipa for forte taticamente, a equipa vai ter muitas chances, senão vai ser difícil para a equipa. E agora no segundo jogo você vai mudar algo taticamente ou não? Exatamente o que eu pensei antes do jogo, penso depois, ainda tenho mais a convicção depois do jogo. Nós fomos uma equipa muito, muito forte taticamente durante 45 minutos. Fomos a melhor equipa e a equipa teve, criou várias oportunidades de gol. Já falei sobre isso. Na segunda parte não conseguimos ser aquela equipa taticamente que fomos na primeira. E acabámos por perder o jogo com dois golos em duas situações que o adversário teve para fazer golo. Ou seja, o adversário teve três oportunidades, fez-nos dois golos na segunda parte. Nós na primeira parte tivemos 3, 4 oportunidades para fazer golo, não fizemos nenhum. E quando tu jogas com uma equipa, com jogadores que a qualidade tem o Sevilha, podes pagar caro. E foi isso que aconteceu no nosso jogo. Espero que amanhã isso não aconteça. Espero que a equipa, se tiver uma, duas chances ou três chances, que possa fazer golo. Porque isso, como é óbvio, a gente só tem chances se fizer golos. E amanhã vamos tentar que isso aconteça. İlk maç tam da düşündüğüm gibi geçti. O maçın ilk 45 dakikasında taktiksel olarak çok iyi bir görüntü sergiledik. Çok güçlü bir görüntü sergiledik. Rakibimizden daha iyiydik maçın ilk yarısında. Daha fazla pozisyon ürettik. Ama ikinci yarıda taktiksel anlamda bu kadar iyi olmayı sürdüremedik. İlk yarıda girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Rakibimiz ikinci yarıda bulmuş olduğu iki pozisyonda iki gol attı. Aslında maç boyunca üç tane girmiş oldukları pozisyon vardı ve bunların ikisini gole çevirmeyi başarabildiler. Biz ilk yarıda 3-4 tane net pozisyona girdik fakat gol atmayı beceremedik. Tabii ki Sevilla gibi kaliteli bir takıma karşı oynadığınız zaman faturanın bedeli de ağır oluyor. Umarım yarın bu şekilde olmaz. Yarın girdiğimiz pozisyonları değerlendirebiliriz. Çünkü turu geçebilmemiz için bize gol atmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışacağız. İrfan Bey. İrfan 25 Sözcü Gazetesi. Ala transfer döneminde Osterwelde kadroya katıldı. Orijinal sol bek olarak ama Lincoln'sa katlanana kadar oyuncuyu çok fazla değerlendirmedi teknik direktör Jorge Jesus. Osterwelde'nin oynamaması nedeni fiziksel eksikliği mi, yoksa hocanın oyun sistemine halen adapte sağlayamadı mı? Çünkü o işte Lincoln sakatlanana kadar o bölgede değerlendirmedi. İkinci sorumda UEFA... Tek tek soralım bir tane, bir soru. Çok bekleyen var. UEFA'da final hayal ediyorum ifadesini kullanmıştı ilk basın toplantısında. Aynı hayal devam ediyorum. Então ele fez duas perguntas. Primeira pergunta sobre Osterwolde, a equipa, o Jaden. A equipa contratou Jaden, ele é lateral, mas mesmo assim Lincoln estava jogando até se machucar. Por que o Jaden não estava jogando? Porque fisicamente não estava pronto ou ainda não conseguiu adaptar a seu sistema? E segunda pergunta, você ainda sonha em jogar um final nesse torneio pela terceira vez? O Jaden é um jogador que nós acreditamos muito no valor dele. É um jovem, teve não só adaptar-se às ideias do treinador, não é adaptar-se à vida social da Turquia. Isso também é uma adaptação, mas não é o mais importante. O mais importante é ele adaptar-se às ideias da equipa. As coisas não lhe correram bem, teve Covid, teve doente. E, portanto, neste momento tem vindo a treinar mais regularmente com a equipa. Lincoln tem sido um jogador fundamental para aquilo que é as minhas ideias como treinador.
joga onde o colocar ele joga, joga na lateral, joga a médio, joga por dentro, joga por fora. Para mim tem sido uma surpresa pela positiva contratação do Lincoln. Infelizmente já não vamos ter mais Lincoln, se calhar até ao final do ano. E portanto abre uma perspectiva maior ao Jeddah. Qual era a segunda pergunta? Se você ainda continua sonhando em jogar final nessa competição pela terceira vez? Sonhar é fácil. Agora sou realista. Sei que equipa é que estou, sei qual é as equipas que estão na Liga Europa. E portanto aquilo que eu sonho é passar eliminatório a eliminatório. Neste caso nem é sonhar, é acreditar que posso passar de eliminatório a eliminatório. Chegar à final e ganhar a final. Penso que há outras equipas com esses objetivos e muito, muito mais fortes que o Fenerbahçe. Jeddah genç bir oyuncu ve onun değerine, onun potansiyeline çok inanıyoruz. Geleli çok fazla süre olmadı ve onun bizim oynadığımız oyun sistemine adapte olması gerekiyor. Sadece bu değil, tabii ki buradaki sosyal hayata da adapte olması gerekiyor. Çünkü yeni bir ülkeye geldi. Ama en önemlisi bu değil. En önemlisi takımın fikirlerine adapte olabilmesi. Ama geldiğinden işler pek onun için iyi gitmedi çünkü hasta olduğu bir dönem vardı. Covid nedeniyle antrenmanlar kaçırdı. Dolayısıyla düzenli antrenman yapamadığı bir dönem olmuştu. Bu süreçte de Lincoln çok iyi bir performans sergiledi. Takım için çok önemli bir oyuncu oldu. O hangi pozisyonda oynarsa oynasın görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Bazen orta saha, bazen bek, içeride veya dışarıda oynasın. Onun için hiç fark etmiyor. Her zaman çok iyi bir performans sergiliyor. O da iyi bir dönemindeydi sakatlanana kadar. Onun bu göstermiş olduğu performans benim için pozitif anlamda bir sürpriz oldu bile diyebilirim. Ama şimdi belki sezon sonuna kadar ondan faydalanamayacağız. Bu da Jeddah için forma bulabilmesi açısından bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. İkinci sorunuza gelecek olursak, hayal kurmak her zaman kolaydır. Ama ben gerçekçi bir insanım. Takımımın gücünü biliyorum. Bu turnuvadaki diğer güçlü takımları biliyorum. Ben tabii ki hayal kuruyorum ama benim şu anda yaptığım şey tur tur bakıyorum. Her zaman önce içinde bulunduğum turu geçmek için inanmalıyım. Hayal kurmaktan da öte inanmalıyım. Biliyorum ki bu turnuvayı kazanma hedefi olan çok fazla güçlü takımlar var. Bizden çok çok daha güçlüler. Buse Hanım. Sansürsüz Futbol, Elis Buse Araç. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını kaybettiğiniz 3 eşleşmenin ikisinde turu geçen taraf oldunuz. Bu maçta da turu geçeceğinize inanıyor musunuz? Então, na sua carreira, 3 vezes nessa competição na Liga Europa, 3 vezes você perdeu o primeiro jogo, mas o segundo jogo você conseguiu classificar. Você acha que amanhã você pode conseguir isso mais uma vez? Vou-me repetir, mas nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que temos uma chance ainda, uma chance de poder reverter este resultado. Mas, como eu disse, está muito mais difícil quando começou, quando fomos para o primeiro jogo em Sevilha. Íamos com muita esperança. E agora temos de nos agarrar àquilo que é possível. E o que é possível? É acreditarmos, é termos muita vontade de reverter o resultado, porque acreditamos que temos chance, e é isso que vamos tentar amanhã fazer, jogando nos limites do risco, porque só assim é que pode ser, para que possamos, que era o ideal, marcar primeiro, abrir o score. Demin de belirtmiş olduğum gibi biz hala şansımızın olduğuna inanıyoruz. Bu turu geçebilecek, bu sonucu çevirebilecek gücümüzün olduğuna inanıyoruz. Ama tabii ki ilk maça kıyasla işimiz daha zor. Yani turun başına kıyasla şu anda daha zor bir durum içerisindeyiz. Turnuvanın başında ilk maçtan önce beklentilerimiz vardı. Şimdi işlerimiz birazcık daha zor ama inancımız hala var. Bizim yapmamız gereken şey elimizden gelen her şeyi yapmak, inanmak ve çok istemek. Bunları yapmamız gerekiyor. Hala şansımız var belirtmiş olduğum gibi ama yarın riskin limitlerinde oynamamız gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde turu geçebiliriz. Bizim için ilk gol atmak ideal senaryo olur maçta. Kürkan Bey. Gürkan Aken TV, karşılaşmada başarılar diliyorum öncelikle. Ben bu turu biraz
PSV Eindhoven Sevilla playoff eşleşmesine benzetiyorum. 3-0 kazanmıştı Sevilla. İkinci mücadelede 2-0 kazanmıştı Hollanda temsilcisi ama turu geçememişti. Ama ilk yarıda oyunu tutan, gol yememeye çalışan bir Sevilla izlemiştik o mücadelede. Benzer bir oyun mu bekliyor? Bir de Lincoln'un sakatlığı, hocanın hücumsal aksiyonlarını, o planlarını nasıl etkiledi? Então, antes Sevilla jogou contra PSV e no primeiro jogo Sevilla ganhou 3-0 e no segundo jogo Sevilla perdeu 2-0 contra o PSV. E no segundo jogo Sevilla jogou um jogo controlado. Você acha que amanhã eles vão jogar assim também contra vocês, vão jogar mais controlado ou não? E segunda pergunta, a lesão do Lincoln, como vai afetar seus planos? Esta equipa do Sevilla é uma equipa que tem um bom controle do resultado dos jogos quando lhes interessa. São jogadores muito experientes, são jogadores com um nível muito, muito alto na Europa e não só, e nas seleções deles. Portanto, são jogadores que não tremem com pressão, não tremem com aquilo que possa acontecer no jogo. Mas penso que nós amanhã vamos criar muitos problemas a esta equipa do Sevilha. Também sei que ela nos vai criar problemas. Mas, como eu disse e volto a dizer, a minha ideia é que a gente ainda tem chances para reverter esta eliminatória. Vamos ver como é que o jogo vai correr amanhã. Também é preciso ter um bocadinho de sorte, mas a sorte também tem que se procurar e tem que ser trabalhada. Quanto ao Lincoln, o prognóstico não é prognóstico, aquilo que os médicos me disseram é que o Lincoln tem uma lesão com alguma gravidade. Estão a estudar o que é que pode acontecer em relação ao futuro do Lincoln e o que é que ele vai fazer. Não sei se este ano ainda volta a jogar ou não, mas é uma perca muito grande para o Fenerbahçe, principalmente para mim, porque era um jogador que eu podia, que é esses jogadores que eu gosto, que eu podia num jogo pô-lo a jogar em mais que uma posição. Ele joga em três posições e qualquer das três posições onde eu colocava-o a jogar, fazia sempre tudo bem. E às vezes até prejudicante-se com as suas características que ele tem, mais ofensivas. Sevilla takımı gerektiği zaman maçları çok iyi kontrol edebilen bir takım. Çünkü çok fazla tecrübeli oyuncuları var. Çok fazla kaliteli ayakları var. Yüksek seviyede oynamış oyuncuları var. Sadece Sevilla takımında değil, milli takımlarında da oynayan oyuncular bunlar. Dolayısıyla onlar baskı altındayken titremezler. Ayakları titremez. Veya maçta gelişen olaylar onları germez. Onlar sakin kalıp maçı kontrol etmeyi becerebilen oyuncular. Bence yarın bu şekilde olacak. Biz onlara çok fazla problem üretebileceğimizi biliyoruz. Ama muhakkak onlar da bize problem üretebileceklerdir. Ama demin de belirtmiş olduğum gibi ben hala şansımızın olduğuna inanıyorum, turu geçebilecek. Tabii ki yarın maç içerisinde de şansa ihtiyacımız olacaktır ama şansın yanınızda olması için çok çalışmanız ve onun peşinden gitmeniz gerekiyor. Biz de bunu yapacağız. Lincoln'un durumu hepimizi üzdü. Doktorlar şu anda onu en hızlı şekilde tedavi etmek için planlarını yapabiliyorlar. Sezonun geri kalanında oynayabilecek mi henüz bilmiyorum ama onun yokluğu bizim için büyük bir kayıp. Sadece benim için değil, Fenerbahçe için de büyük bir kayıp. O benim sevdiğim tipte bir oyuncu. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Onu bu sezon 3 farklı pozisyonda oynattık ve oynadığı her pozisyonda elinden gelenin en iyisini yaptı. Dolayısıyla onun yokluğu bizim için tabii ki bir dezavantaj olacak. Son iki soru Metin Bey. TV Spor, Metin Pekgüven. Fenerbahçe hafta sonunu bay geçti. Özellikle hücum opsiyonu anlamında iki önemli isim João Pedro ve Bachuay'ı sakatlıktan döndükten sonra ilk mücadelede maç eksiklerini görmüştük. Bu hafta sonu maç oynanmamasını hoca nasıl değerlendiriyor bu iki oyuncu üzerinde?
Então, no final de semana, vocês não jogaram um jogo na Liga e o Pedro e Batshuayi, eles voltaram de uma lesão. E no primeiro jogo, parece que fisicamente ainda não estão prontos. O que você acha sobre isso, não jogar um jogo na Liga no fim de semana? Você acha que seria melhor jogar um jogo para que eles pudessem ser fisicamente mais prontos? Essa pergunta é uma pergunta que está atento, é verdade. São dois jogadores, principalmente o João Pedro, né? Vem de uma lesão de vários meses, entrou num jogo contra o adversário que é forte, numa situação que desfavorável para a equipe em termos de resultado, já estávamos a perder por 1-0. O Batshuayi tinha-se lesionado, portanto vinha de uma lesão de 2 semanas. Também aquele jogo de Sevilha deu para nós sentirmos que ele já está recuperado da lesão e amanhã vai estar a 100%, e o João Pedro vai procurar, como é óbvio, com jogos, quanto mais jogos para o João Pedro houver, melhor. Mas não houve, e portanto também isso foi também nos ajudou de certa forma a ter uma semana mais prolongada e a trabalhar melhor a equipa para o jogo do Sevilha. İyi düşünülmüş bir soru. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi hafta sonu bir maç oynamadık ve Pedro birkaç aylık bir sakatlıktan çıkmıştı ve ilk maçını güçlü bir ekibe karşı oynadı ki oyuna girdiğinde sonuç olarak zaten bizim için kötü bir sonuçtu. O sırada yenik durumdaydık. Batshuayi'nin sakatlığı daha kısaydı. 2 haftalık bir sakatlıktı. Sevilla maçında iyileşmişti. Onun %100 olması için çok fazla süre ihtiyacı yok. Yarın %100'ünde olur diye düşünüyorum ama Pedro'nun birazcık daha maç oynaması gerekiyor fiziksel seviyesini yukarıya çekebilmesi için. Evet, hafta sonu maç oynamadık ama bunun bir yandan da bizim için avantajlı bir yanı vardı. Daha uzun bir haftamız oldu bu maça çalışabilmek için ve toparlanabilmek için. Son soru, buyurun. Hasan Hüseyin Aylimoğlu, Sports Digital YouTube kanalı. Hocam, öncelikle başarılar yarın için. Sezon başından bu yana Trabzonspor maçı, Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı ve Sevilla maçında üçlü formasyonla başlayıp maç sonunda da istediğini elde edemeyen bir Fenerbahçe gördük. Bu konuda Jorge Jesus kendi öz eleştirisini yaptı mı ve bir revize yapacak mı? Teşekkürler. Boa sorte para o jogo de amanhã. E nos jogos contra Trabzonspor, contra Besiktas e contra Galatasaray e contra Sevilla, vocês jogaram com 3 centrais fixos. E a equipa não conseguiu ter o resultado desejado. E você faz autocrítico sobre isso e você pensa em mudar isso ou não? Nesses 4 jogos, é verdade, taticamente a equipa começou com esse posicionamento. Contra o Trabzonspor, não foi assim, porque o Crespo foi expulso e portanto tivemos que mudar. Nós jogamos a maior parte do jogo, jogamos com menos um jogador e nós jogamos com esse sistema. Aquilo que é importante é que nós temos vindo durante a época a jogar com 2 sistemas diferenciados. Na Liga Europa jogamos quase sempre assim, até o jogo do Sevilha. Já fizemos 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. E amanhã vamos ver como é que a equipa vai entrar no jogo. Eu já sei como é que ela vai entrar, claro que não vou dizer. Mas as nossas ideias e aquilo que os jogadores estão adaptados e sentem-se à vontade, tanto com uma forma de jogar ou como outra, e é isso que nos garante também as nossas decisões. Belirtmiş olduğunuz gibi bu 4 maçta o sistemle, üçlü sistemle oynadık. Taktiksel anlamda böyle bir tercih yaptık. Ama Trabzon maçını pek öyle değerlendiremeyiz. Çünkü Crespo'nun kırmızı kartından sonra uzun süre 10 kişi oynadık. Ve kırmızı karttan sonra sahadaki sistemimizi değiştirmemiz gerekti. Önemli olan benim için takımın birden fazla sistemde oynayabilmesi, ki biz sezon başından beri bunu yapıyoruz. Ayrıca Avrupa Ligi'nde oynadığımız bütün maçlarda arkada üçlü oynadık. Ve bu ilk oynadığımız 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Avrupa maçlarında
genellikle. Bu sistemi tercih ediyoruz. Yarın nasıl bir sistemle oynayacağımızı göreceğiz. Ben tabii ki nasıl bir sistemle oynayacağımızı biliyorum ama bunu şu anda söyleyemem. Ama benim için önemli olan şey oyuncularım her sistemi, oynadığımız her sisteme en iyi şekilde alıştılar ve rahat bir şekilde sahada uygulayabiliyorlar. Jorge Jesus ve Diego Rossi'yi dinledik. Yarınki Sevilla maçıyla ilgili basın toplantısı düzenlediler. Değerli İncer, 16'da İstanbul'da koşulan 3. koşuyu 1 numaralı at Bay Patron kazandı. Hepinize mutlu akşamlar. Yarın aynı saatte, saat tam 15'te buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Radyo Spor.